Icardi 13 milyon euro eder mi? Eder. 20 milyon euro da eder. Benim ona bir itirazım yok. Ama bir de ekonomik şartlar var burada. Onu görmek gerekiyor. Duygusal davranmamak gerekiyor bu konuda. Yoksa keşke Icardi burada kalsa 3-4 yıl daha izleyebilsek böyle bir oyuncuyu. Ya, muhteşem bir oyuncu. Büyük şans bizler için de. Ama tabii ki dediğim gibi Galatasaray olabildiğince düşürmeye çalışacak bu maliyeti. Aşağı çekmeye çalışacak. Bunun pazarlığı yapılacak. 10 milyon euro ve altı bence dediğim gibi o satışlarda olursa iyi bir alışveriş olurmuş gibi de geliyor sanki. Morutsa'nın Serie A'dan çok talibi varmış abi demiş bir izleyicimiz. Aynen. Şöyle Doğru. Pizza'nın zaten planladığı olay şu. Morutsa'nın bonservisini Galatasaray'dan alıp Serie A'ya göndermek. Aynen. Yani bir kere Galatasaray Morutsan konusunu bence kapatmış durumda. Neden? Galatasaray bir karar verdi ve Yusuf Demir'e yatırım yaptı. Benzer profilde oyuncular zaten. İkisi de birbirine benziyorlar. Galatasaray vazgeçti Morutsan'dan ve Yusuf Demir'e yatırım yaptı. Bu saatten sonra Morutsan'ın takıma dönmesini de pek beklemiyorum ben açıkçası bir daha. O yüzden de büyük ihtimalle Morutsan Pisa'ya bonservisle gider. Mustafa Muhammed de Nans'a gider. Oradan gelecek para büyük ihtimalle Icardi'ye harcanırmış gibi duruyor ama tabii ki dediğim gibi burada Icardi'nin performansı da önemli. Yani Icardi 25-30 gol attı. Bu sefer 12-13 milyon euroya bile kabul etmeyebilir Paris Saint-Germain kulübü. 50 milyon euro yatırım yaptı bu oyuncuya. Ve Icardi'nin talebi de çıkabilir belki bu durumda. İtalya'dan, İspanya'dan veya başka liglerden. O da Roma bir sıkıntı. konuşuluyor. Yani şimdi oyuncunun iyi bir performans göstermesi güzel ama bir yandan da işte kötü. Yani işte satın alma opsiyonu olmayan kiralamalar hep böyle problemler doğuruyor. Rashissa'da da bu sıkıntı var. 25 istemiş, o yüzden koymamışlar diye duymuştum ben. 25 milyon euro opsiyon istemiş Doğrudur. Paris Yani Saint-Germain. çok normal Icardi sonuçta. Yani şu an Icardi Arjantin milli takımının oynasa Dünya Kupası'nda kim yadırgayabilirdi? Koy Real Madrid'e, koy Juventus'a, koy Milan'a. Kim itiraz edebilir Icardi orada neden oynuyor diye? Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Galatasaray'ın en kısa süre içerisinde ne yapıp edip en uygun mali şartlarda alması gerekiyor bence. Benim fikrim Icardi'yi şöyle, ben sezon sonunda zaten Kerem, Nelson ve Boya üçlüsünün gideceğini düşünüyorum. Güzel şartlarda gideceğini Evet, düşünüyorum. Bir yani şekilde parası konuşmuştum. çıkar. Yani evet Galatasaray'da sezon sonu bayağı hareketli geçecekmiş gibi duruyor. Yani Sacha Boey çok talibi var. Nelson'un çok talibi var. Torreira'nın çok talibi var. Yani bunu evet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri var. Yani Galatasaray bu anlamda da biraz hareketlilik yaşayacakmış gibi duruyor. Bunlar güzel tabii Galatasaray için. Yani oyunculara talepler çıkması. Demek ki iyi işler yapılıyor Galatasaray adına. Ama hareketlilik olacak orada büyük ihtimalle. Çıkıldağ'ı söylemişler. Türkiye Ligi'ne verilseydi Maxim gibi olurdu demişler ama Sivas'la alakalı ben bu konuyu bir kere daha açtığımda Galatasaray taraftarının burada yazanların %70'i 80'i şöyle dedi: Sivas'a oyuncu vereceğimize vermeyelim, daha iyi Aynen. Öyle diyorlardı. bir gerilim vardı öyle bir. Galatasaray kimi kiralık veriyordu? Morutsan'ı kiralık veriyordu galiba değil miydi? Sivas. Morutsan, bir de Çıkıldağ konuşuluyordu Aynen. Sivas'a. Aynen. Ya Çıkıldağ olmadı. Yani gittiği yerde de yapamadı. Orada da iyi oynayamıyor. Galatasaray'da ciddi bir yatırım yaptı. Yani 2-3 milyon euro gelir elde etse Galatasaray bence zarardan dönülse kârdır diye düşünüyorum ne kadar zarardan dönülse. Çünkü 6-6,5 milyon euro verildi sanırım bonservisine. Galatasaray için büyük bir zarar oldu. Pek umutlu değilim açıkçası Çıkıldağ konusunda. Yani Galatasaray'ın büyük ihtimal elinde patlamış gibi duruyor Çıkıldağ transferi. Uğur Çiftçi kesin bitti mi demişler. Uğur Çiftçi bir aksilik olmazsa Galatasaray Evet. formasını İmzaya terletir. kaldı iş artık. Bakalım ne var başka Facebook'ta yorumlarda. bir sorulmuş. Hemen bakıyorum. Lukaku iddiaları vardı Lukaku normal. sormuşlar, dediğim gibi Lukaku çok zor abi yani. Yani Lukaku evet değerli bir gazeteci. Eyüp Yıldız meslektaşımız. Onun dün bir iddiası vardı. Tabii ki saygı duyuyorum haberinin kaynağına. Benim bu konuda hani bir bilgim yok ama mantık yürütmek gerekirse zor bir transfer. Kaldı ki zaten kiralık şu anda Inter'de. Chelsea'den kiralandı biliyorsun. Son maçta da 11'de oynadı. Evet eski form grafiğinin çok altında. Geçmişini arıyor. Ama Icardi'nin olduğu bir yere Galatasaray böylesine üst profilde bir oyuncu almaz bir kere. Zannetmiyorum yani. Yani Icardi'nin altına gelecek oyuncu daha düşük profilde bir oyuncu olmalı diye düşünüyorum ben. Yedek kalmayı kabullenecek bir oyuncu. Çünkü Icardi sağlamsa her maç Icardi oynar. Evet çok Icardi, açık. Lukaku forvet ikilisi düşünsene bir. Yok. Yani ancak FIFA'da olur o ikili yani. Başka bir yerde olmaz. O anlamda
ben Lukaku transferini pek olacağını düşünmüyorum ama tabii ki haberin kaynağına saygı duyuyorum. Bu arada hatırlatayım ben arkadaşlar, yayını beğenmeyi unutmayın. Hatay Spor karşılaşmasının skorunu yazıp burada tahmin eden kişilere, 5 kişiye hatta, DNR hediye çeki vereceğiz. Yayını beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve skoru yazıyorsunuz. 5 kişiye DNR hediye çeki vereceğiz. Onu da bildirelim. Elif Başaran isim. Valla güzel bir yorum gelmiş. Bakın, sıkı bir futbol takipçisi bir hanımefendi. Demiş ki, Uğur Çiftçi Hacettepe'den beri düzenli oynayan bir oyuncu. Demiş, yorumunun devamını okuyamadım. Demek ki kendine iyi bakıyor diye de belirtmiş. Yani söyledik az önce, en önemli artılarından bir tanesi devamlılığı ve istikrarı Uğur Çiftçi'nin. Yani sürprizli bir oyuncu değil Uğur Çiftçi. Ne yapacağı belli aşağı yukarı. Tebrik ediyorum ben de izleyicimizi. İyi bir takipçiymiş gerçekten de. Doğru bir yorum yapmış Uğur Çiftçi'yle alakalı. Mitchell de sezon başında bu şekilde alınmadı mı zaten? Yani Mitchell'e şöyle bir sıkıntı oldu. Yani sakatlık geçirdi. Bir hastalık yaşadı. Tam böyle ritmini bulamadı. Şu an yeniden ritmini bulmaya yavaş yavaş yaklaşıyor Mitchell. İyi bir bence görev oyuncusu. Yani ne zaman görev verirse 5 dakika, 10 dakika, ilk 11 hiç fark etmiyor. Kulübede oturuyor, yüzünü asmıyor. Her takıma lazım böyle profesyoneller. İki bölgeyi birden yedekleyebiliyorsunuz Mitchell ile. O anlamda ben Mitchell'in varlığını önemli buluyorum, değerli buluyorum Galatasaray için. Bakalım. Bu arada ben şöyle bir şey söyleyeyim. Aklıma geldi de, izleyiciler bir Halil Dervişoğlu sürprizi olursa şaşırmasın forvet transferi konusunda. Ben öyle bir duyumlar aldım. Halil Dervişoğlu geri dönebilir Halil'de de gibisinden. ama şey sıkıntısı var galiba Kaan. İki takımda birden oynadı bildiğim bu kadarıyla. Gene mi iki takım sıkıntısı var? Öyle biliyorum. Ha yok, Yani ben bakmam lazım, bildiğim öyle. bakalım izleyicilerimize hemen son yorumları alalım. Ha bir de yerli stoper transferi olur mu? Çünkü bir de nerelere transfer bekliyorsun? Onu da konuşup programı kapatalım. Yerli transfer, stoper transferi bekliyorum. Böyle bir hedef var en azından. Böyle bir planlama var. Hani kesin olsun denmiyor ama hani bulabilirsek Galatasaray istediği maliyetlerde, istediği özelliklerde bir oyuncu alacak. Mehmet Yeşil'in ismi geçiyordu son günlerde. İstanbulspor'da oynayan Mehmet Yeşil. Galatasaray'ın takibinde olan bir oyuncu. Yani orada yönetim anladığım kadarıyla Ross Jensen'i bir şekilde kiralayacak bir yere. Gözüken o. Çünkü Emin var, Metehan var. Ross Jensen'in de olduğu bir yere ki iyileşiyor yavaş yavaş. Bir yerli stoper düşünülüyorsa demek ki orada bir ayrılık söz konusu. Belki de Metehan'ın çok talibi var. Belki Metehan kiralanacak bir takıma. Metehan'ın oynaması için bir takımda Batuhan Şen örneğinde olduğu gibi orada pişmesi anlamında belki bir kiralama olabilir. Ama bir yerli stoper ilgisi var. Mehmet Yeşil de adaylardan bir tanesi. Muhammed kardeşim sürekli yazıyor. Onu bir okuyalım istiyorsan. Aynen, FIFA'da olur diyorsun da demiş, hani Mertens, Icardi, Mata da FIFA'da olurdu. Şu an Galatasaray'da diğer oyuncuları saymıyorum Ben bile demiş. sistem açısından söyledim. Yani 4-4-2 oynaman gerekiyor. Lukaku ve Icardi'nin olduğu düzende. Zaten Mertens'i saf dışı bırakman lazım. Mertens'in var, Kerem var. İşte yani mantıken olmaz diye düşünüyorum. Yoksa hani tabii ki Galatasaray'ın bünyesinde birçok yıldız var. Bunları iyi harmanladı Okan Hoca ama hani sistemsel anlamda bir sorun çıkacağını düşündüğüm için onu söyledim kardeşime. Deniz Undav'ı sormuşlar gene, ama Deniz Undav'ı önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Hani başka sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Gene bir rafa kalktı. O yüzden Evet. gündemde yok diye biliyorum ben. Evet, onu hep konuşmaya gerek yok ama evet, bazı başka sıkıntılar olduğu söyleniyor. Türkiye'ye gelmek istemediği konuşuluyor. Almanya'yı tercih edeceği söyleniyor. Bakalım. Peki.